Arkadaşlar sıfır Doblo geldi. Poşetleri bile sökülmemiş. Cam filmi yapılacakmış. Ve de bu cam filmini yaptırmak için çekicinin üzerine getirmişler. Yani öyle sürerek de götürmemiş. Getirmemiş buraya. Yani bayağı titiz bir beyefendinin belli oluyor ki. Yani insanlar araçlarına bu kadar önem veriyorlar. Yani bir nevi biz erkeklerin de bu bir makyajı gibi bir şey. Yani uğraşabileceğimiz en önemli şey bu diyebilirim. Biraz da onunla kaynaklı. Bir şey, uğraşacak bir şeyler arıyoruz. Murat var arkadaşlar, DBY'nin çalışanlarından. Şimdi kil temizliğini yapacak, ona girişecek. Bir gösterelim malzemelerini hatta. Clay Loop diye geçiyor. Gıcır gıcır, pırıl pırıl bir kil. Şimdi bütün aracı yapacaksın bununla. Sana kolay gelsin. Arkadaşlar Berkay bir şey eklemek istedi bu kil temizliğiyle ilgili. Seni dinliyoruz. Şimdi yeni araçlarla eski araçlarda kullandığımız killer de farklı oluyor. Bu killerin de sertlik dereceleri var. Farklı yumuşaklık seviyelerinde killer var. Kullanılmış araçlarda, eski araçlarda, çok kirli olan araçlarda biraz daha sert killer kullanıyoruz. Çünkü zaten o araçlara ağır polisaj işlemleri yapılacağı için bu kilin yüzeyi çizme ihtimali olsa bile zaten polisajda düzeleceğini varsayıyoruz. Ama yeni araçlarda bu çizikler oluşmasın diye mutlaka yumuşak killer tercih ediyoruz ki zaten kusursuz olan ya da çok az çizik olan yüzeyi biz daha fazla çizmeyelim diye tedbir olması açısından yumuşak killer tercih ediyoruz. Ezberedir her kil de her araca, her yaştaki araca uygun diye bir şey yok. Yok tabii. Onu vurguladın mutlaka iyi olur. Mutlaka araca göre değerlendirilmesi lazım bunların. Aynen süper. Devam edelim o zaman şimdi. Devam. İstersen bir sık bir göster. Evet. Arkadaşlar bariz pütür hissi var. Yani yapışmış şeyler var. İşte bu nedenle yine aynı şeyle yani boyalı kısımlara yaptığımız kil temizliğini camlara da uygulayacağız. Arkadaşlar sesi duydunuz. Yani bariz haşır uşur ses geliyor. Yani zımpara gibi ses geliyor. İşte kil temizliğinin camda bile önemi burada ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi haşır uşur eden şeyler bunlar. Yani daha demin inanılmaz bir şekilde böyle elime geliyordu o pütürler. Şimdi bir de silelim burayı. Hop. Evet. Acayip. Yağ gibi oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yıkadık, size gösterdik. Sonra demir tozu temizliği yapıldı. Evet. Kil temizliği yapıldı. Cama kadar yaptın. Aynen, camlar evet. Da yapıldı. Önemli. Neden? Cam filmi de yapacağız. Tabii. Kaput filmi de yapacağız. Hı-hı. Onların altta kalmaması gerekiyor. Kesinlikle. Değil ayrıca önemli. Camlara da yine bir su itici, su kaydırıcı Hı-hı. bir uygulama da yapacağız. Hı-hı. O esnada da yüzeyin çok temiz olması gerekiyor ki kalıcı olsun o uygulamalar. Doğru. Onlar için de yine temiz olması lazım. Süper. Şimdi maskelemeye başladık. Evet, plastik aksamları korumak için maskeleme işlemlerine başladık ve daha sonrasında polisaja başlayacağız. Burada en ince aşındırıcıyla sadece boyayı parlatmak için. Sadece en ince aşındırıcı tek. Ondan sonra da üzerine seramik. Evet, ondan sonra yüzeyi temizleyip arındıracağız tekrar alkol bazlı temizleyicilerle. Ondan sonra da seramik kaplamaya geçeceğiz. Evet.
Evet, şimdi aracın bantlarını söküyoruz. Hop, çaylar. Güzel oldu. Teşekkür ederim. DB'ye de çay ikramı bitmiyor. Şimdi diğer farın şeyini çıkartıyoruz. Evet, şurada hasar var. Bakın ne kadar işe yaramış. Doğrudan oradan onun plastiğine gelecekti. Bir daha aç istersen şeyi. Aha. Lazer farları. Şimdi bizim Kodiaq'a da olacak arkadaşlar aynısı. Hem rahatlatıcı hem de sökerken hem de böyle hop. Bayağı evet. Çok sadece ufak. Minik bir şey yapmış. İşte bu tip plastik aksama da işte aydınlatma grubunda film uygulanması bayağı başarılı sonuçları sağlıyor. Şimdi cam filmi için ton bakıyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Şimdi bu araçların da böyle yeşilimsi bir camı var. Biz bunu denk getirdik. Aynen şöyle bakalım. Bayağı bir tutuyor değil mi Berkay? Evet, çok yakın birbirlerine. Zaten bu filmde yeşilimsi bir film. Evet. Bayağı yakın olacak. Bunun. Bence de güzel olacak. Tamam. Çünkü şimdi düşünsene gitmişsin film takmışsın ona şey yapmışsın koyu renk. Ya da ne bileyim işte farklı ton falan rezil rüsva bir şey olur. O da önemli bir nokta. Evet bunu uygulayalım. Bence süper. Cam filmi, işte kaput filmi, işte aydınlatma grubuna yapılacak film işlemleri için alınacak arka tarafa. Neye göre şablonluyorsun? Üstüne şablon yapıyorsun. Üzerinde bir tane şablon yaptım. Üzerinde çok kesim yapıyorum. Birazcık büyük kesiyorsun, doğru mu? Tabii. Hı, bu şekilde değil mi? Hı, bu şekilde. Tamam, onları kestin. Hı hı. Şu şablonu. Evet. Plastikten. Bunlar da bizim o kaput filmleri değil mi? Evet. Kaput filmleri aynı malzeme. Aynı malzeme tabii. Şimdi kaput filmini usta oradan çıkaracak bakın böyle rulo halinde ve tam motor kaputuna göre ayarlayacak. Diğer parçaları zaten gördünüz arkadaşlar bakın. Motor kaputu üzerine yani motorun olduğu bölgeye koymuş. Onları şablonla çıkardı usta. Ondan sonra direkt olarak böyle yerleştirecek. Şimdi ölçüsünü alıyor. Maket uçağıyla malzemenin üzerinde bir çizik oluşturuyoruz. O çizikten daha sonra yavaş yavaş çektiğimizde zaten malzeme 150 mikron. Çok bastırmaya gerek yok zaten şeyi. Süper oldu. Thank you.
Şimdi bu şeffaf koruma filmlerinin de yapısal türleri var. Poliüretan, PVC gibi farklı alternatif ham maddeye sahip ürünler var. Bu PVC olan filmler yaklaşık 2 sene sonuçta görevini yapıyor. Boya yüzeyini koruyor ama belli bir süre sonra esnekliklerini kaybettikleri için yapıları gereği hem çatlamaya başlıyorlar, çatlarken de boya yüzeyindeki verniği çatlatmaya başlıyorlar. Aynı oranda çatlıyor onlarda ve geri dönüşü olmayacak izler oluşturuyorlar. Genelde çoğu yetkili serviste yapılan ya da dışarıda yapılan filmlerde bunları uyarmazlar. Böyle bir durum var. Çoğu kişi de bunu bilmediği için uzun yıllar kullanır aracını. Ben soruyorum, diyorlar ki en kalitesini kullanıyoruz mesela. Genelde öyle. Yani şimdi de bayi olunca tabii, insanlar güveniyorlar. Yani sıfır onu satıyorsa en iyisini kullanıyordur diye düşünüyorlar. Tabii ama şöyle söyleyeyim, %98'i kullanmıyordur. %98'i o kadar çünkü iyi kullanıyor. Çok maliyetli, yani işin doğrusunu söylemek gerekirse yetkili servislerin belki de katlanamayacağı kadar maddi bir yükümlülük gerektiren uygulamalar bu poliüretan filmler. Bu işin olayı PVC bazlı değil, poliüretan bazlı şeffaf kaput filmleri, şeffaf koruma filmleri kullanılması gerekiyor. Evet. Peki cam filmi konusunda biz güzel tutturduk. Mesela Volkswagen grubu araçların yeşil bir tonu oluyor. Evet. Özellikle de servislerde de tercih ediliyor. Ben de mesela öyle tercih etmiştim Volkswagen Amarok'ta. Ama siz %90 rengi tutturdunuz kullandığınız ürünle. Evet. Bu tonlama vesaire ne ölçüde yapabiliyorsunuz? Mesela 8-10 tonu tutturabiliyoruz diyebiliyor musunuz? Tabii zaten şimdi renk haricinde koyuluklar da var. Yani koyuluğu değiştiği zaman da rengin efekti değişebiliyor duruma göre. Özellikle bu Volkswagen grubu araçlarda bu yeşil ton bir tek onlarda vardı aslında. Evet. Genelde füme veya siyah oluyor camları, kendinden karartmalı cam olan araçlarda. Onlarda hiçbir sorun yaşamıyoruz zaten. Onlarda bir şekilde standart olan filmlerle uyum sağlayabiliyoruz ama Volkswagen grubunda bu getirdiğimiz film zaten yeni bir film bizim için. Daha önce başka alternatifler de vardı bununla ilgili ama ısı geçirgenliği konusunda maalesef istediğimiz verimi vermiyordu. Yani rengi tutuyordu ama ısı geçirme performansı konusunda çok istediğimiz gibi değildi. Aslında bizim de yeni denediğimiz bir film oldu bu. Yeni getireceğiz bundan sonra. Biz de distribütörünü aldığımız bir marka. Süper. Bundan sonra bu konuda da hizmet markası vereceğiz. Markası neydi? Söyleme. Cliff Design. Bir daha söyleyebiliriz. Cliff Design. Cliff Design arkadaşlar. Evet. Şimdi burada tabii önemli bir nokta, insanlar her zaman görünüm açısından belki de içeri de az görünsün diye düşünür. Aslında burada bir ısı izolasyonu sağlayan, filtre eden bir şey söz konusu. O yüzden de onun da kalitesi önemli. Özellikleri önemli. Ona dikkat etmek lazım. Tabii özellikle bu aslında bence yani nacizane tavsiyem. En çok dikkat edilmesi gereken konu. Tabii ki görsellik herkes için belli bir oranda önemli ama önemli olan cam filmlerinde asıl performansı değiştiren, asıl kalitesini asıl anlayabileceğimiz nokta ısı geçirgenlikleri. Hepsi kaliteli olan filmlerin hepsi belli bir oranda UV filtresine sahip zaten %99. Ama ısı geçirme konusunda çok ciddi farklar olabiliyor filmlerde. Bizim bu yeni getireceğimiz filmin tamamı seramik bazlı filmler, cam filmleri. Dolayısıyla ısıyı da %50 ve %70 arasında kesiyor dışarıdan gelebilecek. Evet, seramik bazlı dedin. Diğer normal standart olanlar ne bazlı oluyor o zaman? Onlar metalize oluyor genelde. Metalize bazlı, evet. Seramik bazlı. O da önemli bir nokta. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani kalite önemli. Uzun vade, uzun süreli bir aracı kullanacaksanız, kesinlikle, performansı bir şekilde kullanacaksanız iyi malzeme her zaman için kullanmak gerekiyor. Tabii insan sağlığını da çok ciddi boyutta etkileyen şeyler bunlar aynı zamanda. Sonuçta çoğu kişi evinden daha çok vakit geçiriyor aracının içinde. O yüzden de çok dikkat edilmesi gereken şeyler aslında. Doğru. Arkadaşlar şu ön kısımların biraz kuruyup çekmesi gerekiyor. O yüzden öyle bırakacağız. En son yapacağız o işlemi. Bu SI3D, normalde SI3D olarak şöyle gösterelim. Sadece bu tek başına da bir seramik kaplama ürünü. 30 bin kilometre, 2 yıl kadar dayanıklılığı var. Evet, şu SI Shield var. Ondan bir düşük seviyede SI Shield var. Bunların birbirlerine performansları çok yakın. Bir de Base Coat, yani aslında BC kısaltması olan ürün Base Coat. Bununla tamamlıyoruz aslında. Bu iki aşamalı bir ürün oluyor Ultra'da. Ultra yapacağımız zaman ilk önce Base Coat, yani temel katı oluşturup daha sonrasında SI3D ile üzerine ikinci katını uyguluyoruz. Bunları beraber uyguladığımızda da 50 bin kilometre oluyor ömrü. Şimdi sen malzemeleri anlattın. Dedin işte 50 bin kilometre, 3 yıl, harika, güzel, mutlaka. Ama tabii şimdi adam bunu alıp da makineye soktu böyle cayır cayır. Veya ne bileyim adam hunharca süngerle yıkadı veya fırçayla. Nedir o zaman, nasıl oluyor bu iş? Tabii şimdi boyanın hani hiç koruma olmamasındansa seramik kaplamalar direnç sağlıyor. Ama tabii onların da ömrü var. Onlar da aşınarak yüzeyden incelip yok olan ürünler. Dolayısıyla yıkama şartlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Ömrünün tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde tamamlaması için.
Bu noktada tavsiye ettiğimiz belirli kriterler var. Bunlardan mesela, en önemlisi işte biraz önce bahsettiğiniz gibi fırçalı yıkamalar, otomatik yıkamalardan kesinlikle uzak durmak. Uzak duracak. Bu zaten koruma olsa da olmasa da aslında uzak durulması doğru gereken şeyler. Onun haricinde bizim tavsiye ettiğimiz yün yıkama eldivenleri veya mikrofiber kaliteli yıkama eldivenleri olabilir. Aracı hı-hı yıkarken kullanılabilecek. Arkadaşlar varsa hemen bir göstersinler ya. Siz tabii de böyle çuvalla falan böyle koliyle gördüm de o yüzden. Evet, biz genelde... Cem'cim alalım bakalım bir tane şöyle. Uygulamalı gösterelim istersen. Aynen, doğru diyorsun. Evet, ürün bu. Kuzu postu. Evet, gerçek kuzu postu yün eldivenler tavsiye ediyoruz. Gerçek. Biz. Evet, gerçek. Vay, doğal iyiymiş kuzu postu. Süper. Evet, böyle bir bunlar yerli üretim ayrıca çok bizim de UFS diye bir şey yazıyor evet, üzerinde. Uğurlu finisaj. Evet arkadaşlar, sistemleri. Böyle bir ürün. Bunu tavsiye ediyorsunuz. Evet, onu tavsiye ediyoruz. Onunla beraber pH nötr şampuan öneriyoruz. Hı hı. Bu seramik kaplamalar için geçerli olan bazı kriterler var. pH nötr şampuanların da türleri var çünkü. pH nötr şampuanların, mesela seramik kaplamaların su iticiliğini destekleyici tarzda olan ürünleri var. Genelde onları öneriyoruz. Bu sayede hep ilk günkü gibi hidrofobik, yani su itici, kiritici özelliğini korumuş oluyor seramik kaplama ürünleri. Onu da gösterelim istersen. Evet, canım, onu da alalım. Şampuanımız da bu. Böyle Nanolex'in, yani seramik kaplamasını yaptığımız için yine Nanolex'in şampuanlarını da tavsiye ediyoruz. Ama illa şart değil. Emsal farklı kaliteli ürünler de kullanılabilir. Evet. Bunlarla da aracınızı yıkayıp, bir de çok son nokta olarak önemli bir kriter, kurulama havlusu. Evet, evet. Onu da alalım. Kurulama havlusu gelsin. Kurulama havlumuz burada var mı? Olmayabilir. Maalesef toplarımızda. Yani sende de yoksa biz atalım kendimizi buradan yani, değil mi? Pandemiden dolayı inanın gümrük konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Maalesef bütün olay onunla alakalı. Son bir tane kendimize ayırdığımız. Son bir tane. Buna da ben çökermişim mesela. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani şöyle üstüne şey yap, öyle sıcakta tutar bunlar, maşallahı evet, var. Bunlar zaten ağırlığından da fark etmişsindir. Çok emici üzerindeki... Suyu tamamen arabanın sıkmadan kullanabilecek kadar neredeyse su emen ürünler çok bunlar. Çok ağır yalnız ya bu maşallah. Evet, var. Göründüğü bir gibi bir bornoz gibi bir şey ya. O kadar su emiyor neredeyse. O kadar su emiyor bu değil mi? Arabanın dışında neredeyse hiç sıkmadan, bezi sıkmanıza gerek kalmadan tek seferde kurulayabilecek kadar su emiyor. Suyu içerisinde tutabilen bir ürün. Yani kendi ağırlığının 5 katı kadar su tutuyor üzerinde. Hmm. Öyle ya. Bir şey soracağım. Geçen yıkamalardan bir tanesinde böyle işte alıyorlar şak diye vuruyorlar, çekiyorlar falan. Onu eleştiren takipçilerimiz olmuş. Yani böyle bir şey var mıdır? Nedir? Yapılsın mı, yapılmasın mı? Dediğimiz gibi yani bu kadar yumuşak yün eldivenler falan tavsiye edip böyle narince hani çok kibar davranılmasını önerirken okşar gibi yaparken davranışlar çok hoş olmuyor tabii. Doğru. Şimdi bir de tabii orada kullanılan bezler de uzun süre kullanılıp sürekli yıkanıp tekrar kurulandığı için üzerinde ister istemez kir barındırabiliyor. Biz genelde bu uygulamalar sonrasında araç sahiplerinin kendi ekipmanlarını, yıkama ekipmanlarını alıp yıkamalarda onları kullandırmasını öneriyoruz. Hmm. Kendi yıkayamasa bile. En azından yıkamaya gittiğinde benim kendi ekipmanlarımı kullanın diye rica ederlerse yani bu kaplamanın ömrünü ilk günkü gibi minimum çizilmeyle sağlamış olurlar. Yani şimdi o kadar şey anlattık arkadaşlar. Çok ilginç. Yani erkekler bu işe bu kadar düşkün. Ben kadınların evet arabasını bu kadar temiz görmedim. Hep eşleri, işte erkek arkadaşları veya ne bileyim babası falan böyle temizler benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu iş resmen bizim makyajımız. Kesinlikle. Çünkü biz kendimize bu kadar özen göstermiyoruz diye düşünüyorum ben. Tabii zaten istatistiksel var mı arkadaşlar olarak... bu kadar özen gösteren? Yok. Zaten çok özen gösteren kadın müşterilerimiz de var yalnız. Var tabii. Öyle mi? Ama istatistiksel olarak baktığımızda kadınlar genelde evlerinin temizliğine daha düşkünken aynen erkekler arabalarının temizliğine daha düşkün. Evet. Benim eşimin arabasını ben temizliyorum bu arada arkadaşlar. Ona da bir böyle hemen taşı atayım. Yani o yüzden böyle biraz aşinayım olaya. Burası kesildi. Burası kesilmedi. Yayınlayacağım. Yayınlayacağım. Jantlara da yine aynı şekilde seramik kaplama uygulaması olacak. Burada amacımız jantların biliyorsunuz balta tozu kalıcı olarak üzerine yapışabiliyor. Onları engellemek ve çok kolay daha temizlenmesini sağlayacak bir uygulama olacak. Sadece suyla bile çok ciddi oranda temizlik sağlayacağız. Boyasız olduğu için polikarbon yüzeyler, yani far stop camı gibi yüzeylerde de bu ürün kalıcı koruma sağlıyor. Burada da mutlaka koruma ürünü uyguluyoruz. Evet, ön tarafa zaten şeffaf koruyucu şeffaf film koyduğumuz için gerek yok ama arka tarafta gerekiyor. Aynen. Aracın tüm dış yüzeyleri olduğu gibi plastik aksam, yani boyasız olan plastik aksamları için de özel koruma ürünlerimiz var. Yine Nanolex'in SI3D serisi headlight ürünü var. Bu hem polikarbon far camı gibi olan, stop camları gibi olan yüzeyler için hem de boyasız trim aksamı için kullanılabilen yine bir seramik kaplama ürünü. Koruma ömrü de yaklaşık 2 yıl. 2 yıl boyunca yüzeyde kırılıcı bir koruma sağlıyor. Plastiklerin de solmasını ve
kirlenmesini engelliyor aynı şekilde. Yani yanında verdikleri bezler de gözlük şeyi gibi. Evet. O kadar. Yani bu şu demek, minik minik yap bu işi. Tabii zaten bütün seramik kaplama türevi, nanoteknoloji olan her ürün mutlaka küçük parçalar halinde evet. uygulanması gerekiyor. Hem sarfiyatı engellemek için hem tabii. de daha titiz yapabilmek için herhalde Hı-hı. değil mi? Biraz önce gördüğünüz gibi seramik kaplama ürünleri de bir araç için zaten tavsiye edilen kullanım miktarı 30 mililitrelik tüplerle geliyor. Evet. Yani 30 mililitreyi bir arabaya uygulamak için zaten çok küçük küçük çalışmak Doğru. gerekiyor. Zaten Doğru. fazlasını uygulama şansımız da yok. Yok. Hı-hı. Evet Cem, neyle başladın şimdi sen? Bu Kohkemi'nin Motor Plus isimli bir ürünü. Antistatik bir üründür. Motorda uygulandığında böyle süt beyazımsı bir renk oluşturur. Sonrasında berraklaşır ve hoş bir kontrast katar. İlerleyen dönemde tekrar motorun kirlenmesini engelleyen bir üründür. Su itici özelliği bulunur. Toz tutmayan ama çok hoş kontrast yaratan bir üründür. Bekleme süresi tamam. Siliyoruz. Fazla ürün kalıcısını alıyoruz ve bırakıyoruz böyle olduğu gibi. Evet, gıcır gıcır oldu. Yine alkol bazlı bir temizleyici, burada da Nanolex'in X'ini kullanıyoruz. Onunla yüzeyi temizleyeceğiz. Sonrasında Nanolex'in Ultra Glass Sealant isimli ürünü uygulayacağız. Uygulaması da gayet basit aslında. Keyifli dakikalar nasıl uygulanıyor bir göster şimdi. Şimdi şöyle. Bayılıyorum senin ifadelerine. Bir uygulama pamuğuna ya da süngerine ya da seramik kaplama uygulanan süet de uygundur bu iş için. Basitçe önce yanal hareketlerle şu şekilde uyguluyoruz. Sonrasında atladığımız yer olma ihtimaline karşı dikey hareketlerle ikinci uygulamayı yapıyoruz aslında. Bu esnada hala uygulama süngerimizde ürün olduğunu görebilirsiniz uygularken. Yağlı bir görüntü oluşturuyor çünkü aslında gayet net bir şekilde her yere yaptığımızı anlıyorsunuz. Büyük camlarda camı 4 eşit parçaya bölerek uygulama yapmanızı tavsiye ederim. Daha kolay oluyor. Bu şekilde uygulamayı yaptıktan sonrasında da bir yaklaşık 10 dakika kadar bekleyip kuru bir bezle ürün kalıntısını yüzeyden ayırıyorsunuz. Evet, şu anda sanki böyle cila yapmışsın evet. da silmemişsin gibi görünüyor. Aslında tam olarak wax uygulamışız da kalıntısını temizlememişiz Aynen. gibi görünüyor. Aynı mantık, yine yüzeyde biraz sertleşecek, tutunacak. Ondan sonrasında biz artık ürünü temizleyeceğiz yüzeyde. Oo, yağ gibi oluyor yağ. Seramik kaplamamızı koruyan bir tabak oluşturacak. İçte nasıl bir uygulama yapılacak? Aracının döşemeleri deri. Dolayısıyla deriler için olan özel ürünler var. Onları kullanacağız. Hı hı. Bu da özellikle açık renk deri döşemelerde biliyorsunuz kumaş pantolonlar veya kot pantolonlar renk verir biraz. Hı hı. Onların kumaş boyasının deri boyasıyla bütünleşmesini engelleyecek tarzda koruma ürünleri. Hı. Öncelikli amaçları bu. Bu şöyle oluyor. Renk verse bile çok kolay temizlenebilmesini sağlıyor yüzeyden. Ve onun haricinde işte sıvı teması, arabanın içinde bir şey yiyip içerken dökülmesi durumunda orada hidrofobik bir yüzey oluştuğu için derinin gözeneklerine işlememiş oluyor. Hmm, anladım. Gözenekleri kapattığı için bu şekilde temasını, nüfuzuna işlemesini büyük oranda engelliyor. Doğru. Elinde iki bez var. Neden soruyorum? Takipçilerimizin en fazla söylediği şey, ya adam bir bezle bir başladı, tek bezle bütün arabayı bitirdi diyor mesela, tamam mı? Yani böyle adam alıyor böyle tavana, canta, içine, dışına, koltuğa her yeri sürüyor. Hatta benim babam o yüzden böyle araba yıkamacıya götürmez. Bak araba yıkamacı diyorum, detaycı değil. Aynen. Böyle adam alır der her yere aynı şeyle çıkarır. Hı. Belki de 50 tane araba yaptı düzgün temizlemeden der. Bu konu önemli. Ne diyorsun buna? Şöyle, şimdi mesela bu seramik kaplamalar çok hassas uygulamalar aslında. Tabii piyasada artık maalesef çok bilinçsizce bir yayılma söz konusu. Ama seramik kaplama kullanılan bezlerin daha önce hiçbir şekilde kullanılmamış olması gerekiyor. Hmm. Daha önce herhangi bir yağlı ürün silmemiş olması lazım. Biraz önce dediğimiz gibi yüzey temizliğini yaparken aynı zamanda kullandığımız ekipmanların da hep temiz ve yeni olmasına özen gösteriyoruz.
Mesela videolarda da arkadaşlar fark ederler. Biz baştan sona sürekli farklı farklı bezlerle ilerliyoruz. Yani sadece seramik kaplama uygulamanda 5 kere bez değiştiriyoruz ve bu bezler bir daha kullanılmıyor. Ve de kullandığınız bez de şu mikrofiber bezler. Tabii bunlar çok maliyetli değil. Şöyle biz bunları BİM'den alıyoruz, reklam yapalım. Bunlar çünkü kullanat tarzı kullanıyoruz. Doğru, kullanat çünkü haftalık yaklaşık 200 bez harcadığımız için öyle bir tüketimimiz var. Haftalık 200 bez harcıyoruz. Çünkü araç başına dediğim gibi yani yüzey temizliğinde bir bez kullanıyoruz. Onu bir daha kullanmıyoruz. Seramik kaplamada çoğu zaman 3-4 bez kullanılıyor ve seramik kaplama ürünlerinin fazlası bezin üzerinde kaldığı için sertleşiyor bezler. Hmm. Bezlerde de kristalleşiyor ve bezlerin bir daha araba üzerinde kullanılma şansı kalmıyor. Çizer. Çiziyor çünkü. Evet arkadaşlar, tüm işlemler bitti. Sabah 9'da başladık. Şu anda saat 11'e yaklaşıyor ve de bakar mısınız ne kadar aralıksız bir şekilde sürdü. Yani böyle bir işlem için, gördüğünüz işlemler için 0 kilometre bir araç için 2 gününüzü aşağı yukarı ayırmanız gerekecek. Ama gerçekten müthiş bir iş çıktı. DB'ye gerçekten bu işin hakkını verdi. Baştan sona aracımız artık daha iyi bir şekilde kullanılabilir. Mevsim şartlarına, hava şartlarına daha uygun bir araç haline geldi. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz.